vardı. Öldür. Goncam. Affet beni. Affet beni Goncam. Goncanigar. Gitme. Gitme sen. Goncanigar. Goncanigar. Sen ne arıyorsun burada? Bağırıyordum. Kabus görüyordum. Merak ettim. İyiyim ben. Odana gitsene sen. Hadi abla. Hadi. Birileri görecek. Abi. Yapamadım. Odaya girmemle uyanması bir oldu. Ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım. Neredeyse ben canımdan olacaktım. Yemin olsun ki aynen anlattığım gibi oldu. Bacım. 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 Bacım kendine gel. Sen de kimsin? Burada. Çık dışarı! Dur, dur. Ne yapma? Çık dışarı! Sen de kimsin? Muslu Beşe dur. Tövbe estağfurullah. Muslu Beşe? He ya. Muslu Beşe. Halil nerede? Dedim ya zindana tıktılar. Dur sakın bayanım sakın. Al bunu. Bunları da al. Al bunları da. Halil'imi getir bana. Köle olayım, getir onu bana. Patron bey, tersanedeki zindana tıktılar. Bunlarla olacak iş değil. Ne yapacağız peki? Sen bunları bir al hele. Ben bakacağım bir hal çaresine. Sen merak etme. Haydi bismillah. Aşk gelecekti, gelmedi mi daha be? Yok gelmedi. Sen de kimsin be? Patron derler bana. Sen Halil de. Rıza! Kör Rıza! Manda terisi! Buraya gel! Ne böğürüyor yine deli Yahya? Sen biliyorsun değil mi? Sen biliyorsun. Ben bugüne bugün kaç Adem kanıyla abdest aldığımı sen biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Hele şu infaz emri bir çıksın. Her biri için o koca gövdeni deleceğim senin. Kes be kes! Kes! Bana bak. Bu zindanda tek kalmak benim hakkım. Al şu sümsüğü buradan. Kardeş ayıp oluyor ama. Usludur Yahya! Hoş bulduk. Rıza, aş ne zaman vereceksin? Heh, ne zaman vereceksin aş? Ha? Ha? Yoksa aç bırakmak Osmanlı'nın yeni oyunu mu oldu ha? Rıza! Gel buraya! Rıza! Gitti. Gitti. Böylesi belki de daha hayırlı oldu. Murat'ı öldürseydim ortalarda görünmemem gerekecekti. Bir işe yaramazdım. Ama şimdi Bediye Kadın sayesinde saraya da girip çıkabiliyorum. Böylece ben de düşmanlarıma bir nefes kadar yakın olacağım. Değil mi abi? Kim var orada? Git. Git. Can Seza. Ne işin var senin bu saatte dışarıda? Seslendim, niye cevap vermedin? Duymadım. Yürü eve. Yürü. Somun geldi işte, biri benim hakkımdır. Vızından benim. Buraya gelen ekmek de benim. Ya, ver, 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 ver. Ulan keleş de! Dediğimi anlamadın mı sen ha? Olay ağzımdadır, şimdi çıkartırsan hiç hoş olmayabilir. Ha. İşte, aferin. Hakkını kimseye vermeyeceksin. Tabii. Neymiş? Hakkını kimseye vermeyeceksin. Biliyor musun? Zamanında buraya çok insan evladı geldi. Hepsinin ekmeğini, aşını yedim. Gıkları bile çıkmadı. Rıza'ya bile haber veremediler. Yalnız yazık. Az kalsın açlıktan gebereceklerdi. Al al. Ye. Senin olsun. Almasını bileceksin. Aferin. Eyvallah. Ye. Sen de ya. Benim adım Halil mi demiştin sen? Patrona. Ha. Patrona derler bana. He. Tamam. Hmm. Bu böyle kuru kuru gitmiyor ki ya. Rıza! 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 Ekmeği getirdim, bu susuz gitmiyor Rıza! Gavur Rıza! Ya! Uçmak için acele etmeyesin patrona. Düşüşüm beter olur sonra. Yeah. Ne oldu? Can Seza öldürdün mü Murat'ı? Kadın merhametiyle malüldür Kasım Ağa. Ya acır, acıdığı için sever, ya sever, sevdiği için acır. Unutur her şeyi. Peki sen nasıl bunu unutup da Can Seza'ya git yap dedin? Sen neyle malülsün Kasım Ağa? Körlükte mi yoksa? Şahımızın gözdesi Kasım Ağa. Canparesini, evladını yanına katıp Osmanlı'ya gönderdiği Kasım Ağa, kardeşinin eteklerinin altına sığınıp Murat'a saldırır. Sonra da kızcağız yapamayınca... Can Seza. Can Seza. Buyur. Kimdi o herif? Kimden bahsediyorsun anlamadım. Gecenin karanlığında kuytuda köşede buluştuğun heriften bahsediyorum. Kimdi o? Şey mi o? Ney mi? Öyle görüştüğün biri falan mı? Gece vakti korkusuzca sokaklarda buluştuğunuza göre... Seviyorsunuz birbirinizi. Bilmem. Gecenin karanlığında seni çağıran sevdalın bile olsa gitmeyeceksin. Hatun kişiye gün ışığı yakışır. Kapa kapını, yatıyor şimdi. Can Seza'ya fazla yüklenmeyesin. Murat hafife alınacak biri değil. Ne de olsa solak başı. Onlar bir gözü açık uyur. Can Seza odaya girdiğinde uyanmıştır. Doğrudur. Bahane üretmek zayıfların kalkanıdır Mirza. Can Seza davamıza ihanet etti. Keza göz yummak ve bu durumu manidar görmek hatalara âlâ, buyur gel demektir. Ne yapacaksın? Kardeşim bile olsa. Boynun nasıl, acıyor mu? Biraz. Âlâ. O vakit derin derin nefes al Mirza. Bu vesileyle aldığın nefesin kıymetini anlamışsındır. Yatma vaktiniz gelmedi mi paşam? Sultanım, bazı mühim evrakların tetkiki icap ediyor. Siz yatın. Allah rahatlık versin. Bazen kendimi sürgün gibi hissediyorum. Sürgün mü? Nasıl bir laf o? Sevdiği adamın gönlünün ırağına düşmüş her kadın sürgündür İbrahim. Sultanım. Mesuliyetiniz belli ki zevcenizden daha mühim. Allah size kolaylık versin Paşa Hazretleri. Senin kadaların alırım ben. Vay, takılamalarınızın kadasını alırım ben maşallah. Şu ibin güzelliğine bir de ne bak ya. Bak maşallah. Ah bre, ah bre. Hiç bana acıman yok senin. Ben her Allah'ın günü bu mendeburların güherçilesiyle mi uğraşacağım he? Söyle bana, şuraya bak. Her tarafı pis ettiler. Yıkamayla da temizlemeyle de çıkmıyor. Bana bak Liza, bunlar mendebur değil. Bunlar benim senden kıymetli güvercinlerim. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Buradan kıpırdama. Bez getiriyorum. Kurumadan sil şunları, çıkart. Yürü git, git de gelme. Gelme. Dün gece sesiniz geldi bir ara. Neyin tartışmasıydı o öyle? Can Seza. Bahçede bir tıkırtı duymuş da ona bakmaya inmiş. Ben de arkasından gittim. Neymiş peki? Rüzgarmış annem, bir şeyler devrilmiş. Buyur. Sağ olasın. Ne yapmaktasın Murat? Ne yapmaktasın? Gözlerindeki ateş bana ne yapmakta? Bakma bana öyle bir daha. Yüreğimi öfkemle sağır ettim ben. Senin yüreğin kadar sağır benim yüreğim. Ne sen benim sesimi duyarsın, ne ben senin sesini. İntikama ant içmişiz. İntikam ateşiyle taşlaşmış yüreğimiz. Murat. Öfkemin ateşine talimliyim ben. Bilmediğim ateşlere çekme beni. Yanmakla kalmam, yakarım. Bakma bana Murat. Sakın bir daha bakma. Bakarsan yanarım. Ziyade olsun. Bana müsaade. Allah'a emanet ol. Hayatımı kurtardın ya. Sen bana canını, ben de sana gururumu borçlandım. Nasıl yani? Halil'im, bilemiyorum sen şimdi hangi hanın sultanısın ama işte ben bu zindanın sultanıyım. Şimdi bu ayıyı buraya neden gönderdiler? Ha? Neden gönderdiler? Niye gönderdiler? Hem sultanlığım gidecekti, hem de geberecektim. Şimdi hala hem sultanım, hem de gebermedim. Ha, al! Ya öldüreceksin beni ya korkudan. Bu adamın yapamadığını yapacaksın sonunda. Yok Halil, yok. Kıyar mıyım sana? Sen yaşama nedenini bulmuşsun. Öyle mi? Halil'im, damadın kellesi alınana kadar sağ kalacaksın sen. Hiç şansın yok. Filini yedim bile. Gayen önüne atılan taşı yemek olursa... ...iki adım sonra sana kurulan tuzağı göremez. Düşmanın bazen gözünü boyamak için bir taşı kurban edebilir. İşte o vakit düşüneceksin. Şah her zaman tek kare gider. Öne, arkaya, sağa, sola. Sanırsın ki kabiliyeti bu kadardır. Düşünsene Mehmet. Vezir istediği her tarafa giderken... ...sade tek kare hareket eden Şah'tır. Şah. Ve mat. Bir daha oynayalım. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış delikanlı. Bir daha oynayalım deme. Bir daha nasıl hatasız oynarım de. Bediye Hanım nereye? Pazara kadar gidiyorum yavrum. Evde hiç erzak kalmamış. Salih Efendi de bunu bırakmış. Hangi birine yetecekse. Bir de ben ortak oldum sofranıza. Yavrum, misafir 10 rızıkla gelir, birini yer 9'unu bırakır. Sen evimize bereketle geldin çok şükür. Müsaade buyurun ben gideyim. Olmaz yavrum. Bütün gün evde zaten yoruluyorsun. Otur istirahat et. Bediye Hanım lütfen. Ben giyinip hemen çıkarım. Yavrum bunu... Halk arasında fitne laflar dönmektedir paşam. Toprak taş oldu, mermer oldu derler. Her yerden konak, kaşhane, saray bitti. Halk sefaletten işini gücünü bırakmış, maziyi konuşmakta. Pahalılıktan dem vurmaktalar. Başka? Derler ki... ...paşalar zevki sefasında... ...halk ise kan ağlamaktadır. Gözler kör oldu... ...kulaklar sağır oldu derler. Ne gözümüz kör ne de kulağımız sağır. Çok şükür. İcap eden yapılır. Mehmet Paşa'm, söylentileri bir tetkik et bakalım. Haklılık payları var mıdır? Emredersiniz paşam. Müsaade buyurursanız, Zülali Hasan Efendi'den malumat almak isterim. Zira bazı duyumlar aldım. Kadı Zülali Hasan Efendi'ye itimadınız yok mudur Mehmet Paşa? Sadrazam Hazretleri'nin itimat ettiğine biz de itimat ederiz. Lakin asılsız dahi olsa kulak arkası etmemek icap eder. Mehmet Paşa'm, kadımızın fitne fesatla ne münasebeti olabilir ki? Paşam, aslı aslarını öğrenmeden huzurunu kaçırmak istemem. Lakin duman çıkan yerde ateş vardır diye korkarım. Mustafa Paşa'm. Züleyha Hasan Efendi'ye duyduğunuz bu sonsuz itimat beni ziyadesiyle şaşırttı. Zira... Her daim yüreğinizde bir şüphe tutardınız. Affedin hünkârım. Lakin asılsız söylentilerle kadımıza haksızlık edilir diye korkarım. Adaletimiz herkes içindir. İçinizi ferah tutun. Çekilebilirsiniz. Murat sen kal. Bu hal değildir ağalar. Adamı hepten yoldan çıkarır bunlar. Yeniçeri ne yer ne içer? Umurunda mı paşazadeleri? Sefer yok, ganimet yok. İstihkakımızı da vermez oldular. Biz de bir dükkan açıp esnaflık ederiz bari. Ne yapalım? Mesela kahvehane mi açsak? Ne yapsak? Hayırlısı. Kimse aç kalmaz elbet. Bizim aç kalmayacağımız aşikar Salih Efendi. Gayrısını sen düşün. Ağalar. İçtiklerinizin parası? Ahmet Han bize, biz sana güzel kardeşim. Ayıp oluyor ama. Afiyet olsun. Sağlıcakla. Müsaade etmiyorsun ki baba. İşine bak oğlum, işine bak. Murat, Yeniçerilerin ahalinin düzeni bozduğuna dair malumatlar aldım. Bu söylentilerin aslı nedir? Esnaflık etmeye yelteniyorlar paşam. Sağda solda hırgür çıkartıyorlar. Müsamma göstermemek lazım. Zafiyet gösterirsek önünü alamayız. Kafasını kaldıran her Yeniçerinin başını ezmeliyiz ki hadlerini bilsinler. Devleti Aliye'nin kulu olduklarını iyice bellesinler. İster misin güzel kızım? Yok sağ ol. Pek de yakışırdı güzel saçları. Yok, hayırlı işler. Şenlikler için hazırlıklar tamamlandı mı? Veli Paşa'm. O vakit gözler yiğit görsün. Murat kardeşimizi kılıçta gördük. Lakin okta nasıldır görmek isteriz. Âlâ. O vakit ikiniz yarışın Kasım Efendi. Bu arada siz de görmüş oluruz. Memnuniyetle paşam. Bulgur var mı? Yok. Bacım sen Salih babanın emaneti değil misin? Evet. Öyle desene. Sana var. Lakin el altında. Malum mal yoktur yeterince. Osman! Bacıyla ilgilen. Gel bacım. İşte şu çuvalda bacım. Amma saklamışsınız altın mübarek. Hadi gel. Hadi hadi. Hayrola Rahman Ağa, mühimdir demişsin. Sultanım, Yeniçeriler. Ne olmuş Yeniçerilere? Taşkınlıkları günden güne artar oldu. Bildiğiniz üzere ganimet yoktur diye epeydir huzursuzdular. Ganimet. Puruç Savaşı'ndan beri bu kaynamayı bekliyordum. Haşa sultanım. Aylık istihkaklarına icabeden yapılmadı mı? Maalesef sultanım. Paşa Hazretleri münasip buyurmadılar. Müsamaha gösterilmeyecek diye buyurdular. Lakin Bu halde yeniçerilerin fitne çıkartması an meselesidir. Çekilebilirsin. Hünkârım. Söyle. Hatice Sultanımız huzura çıkmak için müsaade ister. Buyursun. Hünkârım. Hemşirem. Hayırdır? Mühim bir mevzu mu var? Sevgili damadınız İbrahim Paşa'nın münasebetsiz kararlarına daha ne kadar göz yumacaksınız? Ne kararıymış bu? Yeniçerilerin dilediği düzenleme yapılmamış. Bilirsiniz ki kuvvetlerini öfkelerinden alırlar. Paşa Hazretleri Yeniçerilerin gazabını mı görmek ister? Hemşire, zinhar haddinizi aşmayınız. Zira bu hükmü ben verdim. Ben, Devleti Aliye'nin kudretli hükümdarı Ahmet Han. Ne vakittir hükmümden sual edilir oldu? Hünkârım, bu mesele... Bu mesele veyahut başka bir devlet meselesi. Sizi alakadar etmez. Bu hususta mutabık kalalım ki daha sonra kalbinizi kırmak zaruretinde kalmayın. Başka bir mesele? Umulur ki bugün itimat ettikleriniz yarın sizi kederlendirmesin. Müsaadenizle hünkârım. Sadrazamımız İbrahim Paşa Hazretleri. Hücum marşı. Hastu. Haydi. Ya Allah. Bir de sizin yiğitliğinizi görelim. Meydan sizindir. Hayırlı günler sultanım. Müsait bir vakit değilse sonra gelebilirim. Gel Fatma. Gel otur. Çekilebilirsiniz. Fatma, sen benim kızımsın. Lakin bana destek olman lazım. Hangi mevzuda? Hünkârımız İbrahim Paşa'nın ziyadesiyle tesir altında. Sen yalnız İbrahim Paşa'nın zevcesi değil, Devleti Aliye'nin kuvvetli hükümdarının kelimesisin. Bunun idrakinde ol. Zinhar kalbinin esiri olma. Neden bahsediyorsunuz? Hali kaynıyor Fatma. Allah muhafaza bugün yarın bir fitne çıkmasından korkmaktayım. İbrahim Paşa da ilgisiz davranıyor. Hünkârımıza söyledim lakin... Sizi üzen, hünkârımızın sizin sözünüzü kulak ardı ediyor olması mıdır? Hünkârımız da, paşamız da Devleti Aliye'nin bekası için icap edenleri yaparlar. Siz merak buyurmayınız sultanım. Sohbetimiz burada nihayet ermiştir Fatma. Zira gaflet uykusu derindir. Belli ki söylediklerim sana ninni gibi gelmekte. Sen en iyisi Frank diyarından getirdiğin kumaşlarına dön. Zira sultanlığı giyinip kuşanıp ortalıkta dolaşmaktan ibaret sanırsın. Müsaadenizle. Ya o mührün hakkını vereceksin... ...ya da iki elim yakanda olacak İbrahim Paşa. Bu da kılıç kadar usta kullanırmışsın Murat Ağa. Eyvallah. Lakin hele bir görelim avda nasılsın. Bir tavşan vurup ilk getiren galip olsun. Paşam. Buralarda tavşan sebildir. Rastgele. Şu uzaktaki kırmızı çaputu görüyor musun? Evet. Bu mesafeden vurabilir misin? Ne oldu Kasım Efendi? İmtihan yetmedi mi? Her seferinde ispat mı istersin? Hafiye ocağında kabul görmek zannettiğin kadar kolay bir iş değildir Murat Ağa. Eyvallah o zaman. Maşallah, hedeften de şaşmıyorsun. Eyvallah. O vakit biz de şaşmayalım. Tavşan diye yola çıktık, tavşanı bulalım. Buranın tavşanı kadar, yılanı da bol olur. Haydi bre. Kardeşini ölümün koynuna attın. Bunu nasıl yapabildin? Kimsin? Abim mi, düşmanım mı? Sana doğru gelen bir oku, havada parçalayanım. Abinim. Ya elin titreseydi? Ya Murat'ın okunu durduramasaydın? Katlim senin elinden olacaktı. Bu mu abilik? Seni ölümün koynuna ben atmadım. Bilakis ölümden kurtardım seni. Azrail ensemizdeyken sen başaramadın. Neden? Çünkü elin titredi. Ama sen ölümün ucundayken benim elim titremedi. Söyle bana, şimdi kimin sevgisi daha büyük? Kimin davadan yana hasreti daha büyük? Kimin? Söyle kimin? Şu bizim deli Arnavut'un ayağını toprağa bastırsak, ciğerlerine temiz hava çekse, bundan büyük sevap mı olur? Lafı nereye getiririz? Patrona zindana düşünce kalbimiz kırıldı. Gönlümüz darlandı. Patrona zindandan çıkar da bitsin bu dargınlık, değil mi güzel kardeşim? Olmaz. Mümkünü yoktur. Ya olur, olur güzel kardeşim. Çok güzel olur ya. Bak güzel kardeşim, ortalık zaten toz duman. Göz gözü görmüyor. Patrona çıksa kim bilecek? Kim bilecek? Kaptan Paşa'ya söylemek lazım. Sadrazam'ın damadı değil mi? Evet. Aralarındaki husumet kalu beladan beri biliniyor. Bak kardeşim, sen gidiyorsun. Güzelce konuşuyorsun. Patronayı çıkartmak için ne lazım geliyorsa yapıyorsun. Patronayı bu cehennemden çıkartıyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Selamünaleyküm usta. İki okka elma ver oradan. Murat ama ağacın en hasından yetişmiş elma. Sanki has bahçeden çıkmış mübarek. Al buyur Murat ağa. Sağ olasın. Teyze. Teyze, evdekiler elmayı fazla fazla almışlar. Hani değiştireyim diye geri getirdim ama pazarcı kabul etmedi. Bari sen eve götür de bizde çürümesin. Madem bunları almam için bana yalan söylemeye çalışırsın. Oo. Al bunu, verdiğin sadaka olsun. Çok güzelmiş, sağ ol. Sen sağ ol. Baktın da yüreğin kadar güzel olsun. Can Seza. Can Seza. Kolay gelsin. Bu. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Stavro Efendi. Buyur. Benim bir müşkülüm var. Vay kadanalarım, müşkülüm var. Buyur, neyim peki? Ah, ama yardım etsene sen, bir sene dersin. Etmem mi? Etmen olur mu? Aman buyur, bu müşkül varsa burada han önünde olmaz. İçeri gel de orada istiyorsan konuşak. Buyur, gel bakayım sen. Sen geç otur, ben şimdi senin müşküliyetini derim, aman hallederim. Buyur. Anlat bakayım. Derdin ne? Başka işin yok muydu? Yok paşam. Olur. Buyur. Benim helva sohbetine gitmem lazım. Tabii git. Sultanın da yanına otur. Dalga geçme. Sultanla işim yok benim. Ya? Helva sohbetine gidip damadın ayaklarına kapanacağım. Yoksa patrona başka türlü çıkmayacak o zindanlarda. O orada çürüyecek. Ben de burada. Tüm gençliğimle, güzelliğimle. Vay seni kadar alırım, kıyamam ben sana hiç. Çürüdür müyüm ben? De, mi peki? İyi, akıl etmişsin de ne yapacak, ne öğrenecek peki, nasıl olacak bu? Sen yardım edeceksin. Bak, ne yapacağım? Hani sohbette hizmet gören kadınlar var ya. He. Heh, onlarla tanıştıracaksın beni ki ben de onlarla sohbete gireyim. Ay senin kadaların alırım, ne güzel de akıl etmiş değil mi? Maşallah yani iyi şey etmişsiniz. Şimdi bak, buradan çık, camiyi sol koluna al. Yokuş çıkar, yokuşu sar, tepedeki ev, oraya gir. İyi. Allah razı olsun. Senden de. Cümlemizden. İyi günler. Allah razı olsun. Açılın! Açılın! Paşam, tersane çavuşu huzurunuza çıkmayı bekler. Gelsin. Paşam, dün zindana bir tellak getirdiler. Nedir? Paşam, tam istediğimiz şeydir. Ya geveleyip durma, çıkar ağzındaki baklayı. Damat Paşa Hazretlerinin çarşıda astırdığı adamın öfke dolu kardeşi. Ne yapmış da düşmüş zindana? Paşam, bu gözü kara deli birini daha deşmiş. Zindanda dinlettim. Damadın canını alacağım, sonra da köpeklere yedireceğim derdensiz. Bak sen. Böyle itlerin ne işi var zindanda? Bunları sokağa çıkarmak lazım, değil mi? Bunları sokak paklar. Öyledir paşam. Sokak paklar. Gözün üstünde olsun ama. İtler kimi ısıracağını bilmeli. Başlayın. iyi vur, iyi vur ki ah! Aklında kalasın ah! Şş, patrona! Acını dillendirme dostuna, seni zayıf sanmasın. Dillendirme düşmanına, tutup keyif almasın. Hadi ya! Bismillah. Murat. Oğlum. Can Seza. Ne oldu? Bulduğumda baygındı. Eyvah. Eyvah. İçeri yatıralım. Oh. Ah yavrum. Sokaklarda raplar çoğalıp dururmuş. Ahali kıtlıktan ve pahalılıktan dert edermiş. Huzursuzluk varmış yani. Afiyebaşı olarak bunlardan haberin yok mu senin? Var efendim. Lakin birkaç ağzı ayvaz konuşur durur. Allah'ım, kökte ararken yerde buldum. Lakin cezaları verilmiştir. Ve verilmeye devam edecektir. Efendimiz, efendimiz kulunuz kurbanınız olayım efendimiz. Efendimiz. Ne yapıyorsun be kadın? Çekil git şuradan. Çekilmem. Çekilmem. Müşkülümü söylemeden şuradan şuraya gitmem. Bu kadar kepazelik yeter. Ne istersin hatun? Paşam, patronanın canını bağışlayın, benim canımı alın. O karanlık soğuk zindanlarda donuyordur şimdi. Kardeşi Murat Han'ın karısını öldürmüştür. Yine ne yaptı? Birini vurmuş paşam. Yanlışlıkla yapmıştır. Beni iyi dinle şimdi. Onu bir kez affettik. Kardeşidir. Ciğeri yanmıştır, gömsün dedik. Ama ve lakin o, kardeşinin yolunda yolcudur. Affetmeyecek misiniz? Götürün. Paşam, merhametinizden vicdanınızdan bizi mahrum bırakmayın paşam. Kızım, kızım. Can Seza, Can Seza. Nesi var? Hekim çağırsa mıydık? Dur bir oğlum, sana mı bakayım, kıza mı bakayım? Şaşırdım kaldım. Dur bir. Dur. Can Seza. Neredeyim? Kızım. Ne dedi? Kızım, ne dedin? Can Seza. Ben çıkayım, avluda beklerim hani bir şey lazım olursa. Kızım. Hekim çağırayım mı? Can Seza. Yavrum. Kızım. Saadetli Sultanımız Ahmet Han Hazretleri. Sultanım bekle. Hasan Efendi. Yeniçeri gücünü bu mülkten alır. Değil mi? Öyledir hünkârımız. Devletinden aldığı gücünü yine devletinin bekası için muhafaza eder. Öyledir hünkârımız. Yani Yeniçeri esnaflığa soyunmaz. Gücünü silah edip ahalinin yüreğine korku salmaz. Efendimiz, aramızdan bazıları ticaret işine girmiş olabilir, doğrudur. Ne sebeple, ne cesaretle? Atalet Yeniçeri'nin düşmanıdır devlette. Oyalanmak dışında başka hiçbir maksatlar yoktur. Öyle mi? Ahaliyi rahatsız eden Yeniçeri'nin kafasını kendi kılıcınla keseceksin. Emredersin. Çık dışarı! Paşa, ahali arasında vuku bulan hadiseleri sizden değil, başkalarından mı işiteceğim ben? Sultan. Çekilebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah şahlik ezan. Kızım, yüreğini esir alan nedir söylemeyecek misin? Çok korktum seni öyle görünce. Müsaade var mı? Buyur yavrum. Ne oldu? Terbiyesizin biri arsızlık mı etmiş? Canıyla derdi olan kimse gidelim bakalım icabına. Dur oğlum, celallenme hemen. Yok öyle bir şey. Harbi derdi. Dile gelir bir zaman. Herhalde zamanı değil. Can Seza. Dinle bak. Eğer canına, ırzına kasteden olduysa söyle bana. Hem sonra sen emanetsin. Bir de ben göreyim o canına susamışı. Kapıya gelsene sen Halil. Çarşıda bir kadıncağız verdiydi. Allah'ım anam. Oy anamı anamı. Merak etme. Alışırsın sonrasında. Sonradan mı? Yok daha ne? Ah. Falakaya çekmedikleri her gün özlersin. O derece. Yapma ya. Anam anam. Ay ya. Oy. Patrona! Çık dışarı. Ben mi? Evet sen. Kalk ayağa, serbestsin. Serbest miyim? Evet. Ha. Aa bak Muşkaralı beni çağırıyor yanına. Tabii tabii. Anam. Ay, gel. Ah Allah razı olsun. Ah ah. Anam. Ah. Of. Ay. Ya kardeşim hakkını helal et. Haydi bakalım. Yani şu iki günde anamdan doğduğum günden bu yana öğrendiğimden daha fazlasını öğrettin bana. Ha. Patronla da kimsenin hakkı kalmaz, ödeşiriz bir gün. Öyle olsun bakalım. He. Haydi. Haydi. Oh, haydi bakalım. Ah, nerede bekliyor beni sadrazam, dışarıda mı? Sadrazam mı? Sadrazamın seninle ne işi olur? Bütün deliler de beni buluyor. Hadi çık dışarı. Ben gelmiyorum o zaman. Çıkartın şunu. Aa, iyiyim ben burada şu kapıyı. Ya bırak çekiştirmeyi ya. Çekil. Çekil. Al. Al. Ya dur bir yavaş mı ya? Ah ah ah. Tamam. Yazdım sizi. Hadi uğurlar Allah'a. Oh. Geçmiş bitmiş olsun. Geri dönüşün olmasın inşallah bir daha. Nasıl becerdin? Ne demek ki bazı dostlarımızda hatırımız kalmış. Kimmiş o benden gayrı dostların de bakayım. Ya senden hala olmasınlar. Birkaç paşazade tanıyoruz yani. Dur bakayım bir dakika kim onlar söyle bakayım hele. Damadı sarayda da sevmeyenler var. Kendi damadı Kaymak Mustafa Paşa bizzat ilgilendi mevzuyla. Vay. Demek ki sarayda da adaletli devletliler var. He? İyi. İyi. İsimlerini yazarız dostanesine. Okuma yazma var mıydı sende? Akıl defterine yazarız. Heh. Yürü yürü. Oh. Uf. Ne oldu ya? Girdin çıktın içeriye, yürüyüşün değişmiş. Yok bir şey. Ha? Yok bir şey. Yürü. Of. Ah. Ah. Şimdi Çeşmidil çok merak etmiştir beni. Ha, perişandı bugün. Ayıldı bayıldı tanımadı beni. Ya. Ha. Şimdi eve giderim. Ayaklarımı böyle bir leğenin içerisine sıcak suya koyarım. Çeşmidil'de ovalar hiçbir şeycim kalmaz benim. Yo eve gitmeden önce bir yere gitmemiz lazım. Birinle tanıştıracağım seni. Ya gelemem ben şimdi ayaklarım şiş zaten. Ya mühim bir adamla tanıştıracağım diyorum seni. Kimmiş o? Gelmezsen gelme ya. Ya bir dur bir bekle dur yavaş yavaş. Davul ayaklarım yavaş. Ah. Heh. Ah. Heh. Of. Bakıyorsun bir de öyle bir... yürü. Ah. Boş ol. Muslu Beşe. Ah. Ah. Bu ne ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne o? Delikanlı ayağından bir marazın mı var? Maraz değil hoca efendi. Damadın adamları patronayı falakaya yatırdılar. Ondan ahlık bahlıyor. Damat helva sohbetinden ne zaman vakit buldu da adam dövdürdü? İşte. Yine de kendini şanslı hisset. Dayak da olsa devletin alakasına mazhar olmuşsun bak. Oysa işleri güçleri fitne fücur. Zina artmış, rüşvet artmış, ne olacak ki? Cenab-ı Allah'ın gazabı alevden bir top olmuş üzerimize yağıyor. Adına yangın diyorlar, tamam. Adı yangın olsun, öyle olsun. Yahu sen arkasındaki anlamı kavrayabiliyor musun? Onu söyle. Ne diyor Cenab-ı Allah? Duhan suresi 10. 11. ayetlerde göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanı bürür. Bu elem dolu bir azaptır diyor. Aziz kardeşlerim, yangınlar çıkıyor, göğü dumanlar bürüyor. Manasını anlamaktan acizler, sırrına vakıf olmak yerine ateşi söndürmenin derdine düşüyor. Yahu! Yahu! Arkasındaki anlamı göremiyor musun? Yok, göremiyor. Ne yapıyor? Tulumba kuruyor. Yangın sönsün diye. Ey damat, hey damat, hey emri vaki olup da öbür dünyaya göçtüğünde yanında o tulumbacıları da götür bakalım. Ateşi söndürebilecek misin? Ne diyor Beyhaki? Kıyamet alametleri konusunda çalgı her yana yayılır. İnzibat artar, gammaz artar, zina artar diyor. Helva sohbetleri diyorum ve susuyorum kardeşlerim. Buhari ne diyor? Ehil olmayana iş verilir diyor. Helvacı çırağı diyorum ve susuyorum yine kardeşlerim. Ama siz susmayın be yahu. Susmayın. Allah aşkına haykırın, bağırın, çağırın be yahu! Haykırın yahu, haykırın! Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Sağ ol, Ferda. Hayırlı akşamlar. Duam sağ ol. Of. Öpsün oğlum. Ha. Adın ne delikanlı? Halil. Halil ha? Gözlerinde büyük bir ateş var senin. Sönsün mü istersin? Yakıp kavursun. He? Yakıp kavursun isterim hocam. Zaten sönecek gibi de görünmüyor. Uğurlar ola. Ha? Kapımız daima açık. Ha? Eyvallah. Hoca efendi nerede duydum değil mi? Ha, duydum. Bak ben sana demiştim değil mi? Bir gün birisi patronayı duyacak demiştim bak. Ne kadar mübarek bir hoca bu bak, beni duydu bu adam. Ne kadar güzel manalı manalı konuştu. Ne anladın ki? Ben anladım. Ne anladın? Ya anladım işte, bu damadın düşmanı benim de dostum, ben anladım bunu. Hala Halil ağa. He? Halil ağa. Bunu İspirzade Hoca Efendi gönderdi sana. Bana mı gönderdi? He ya, sana. Dedi ki tabanlarını paşa yaktıysa melhem bizdedir. Bunu yatmadan evvel sürsün dedi. Eyvallah. Gözüne girmişsin hocanın. Ya bu ne kadar mübarek bir adam ya. Oh. Hadi sen git, ben başımın çaresine bakarım hadi. Nasıl? Ya bakarım ben başımın çaresine, sen beni merak etme diyorum ve susuyorum canım kardeşim. Allah! Oy! Halil'im, sen yoksa yaşama karam bana. Sensiz yaşayamam artık ben. Tamam. Yanlış yoldasın Kasım. Ne zamandan beri senden emir alır oldun Mirza? Emir değil. Sadece bilgi. Bu yaptıkların Şah'ın kulağına giderse hiç iyi olmaz. Sen söylemezsen Şah'ın kulağına gitmez. Bence sen o kadar da emin olma. Beni mi satacaksın? İhanet yoksa satacak bir şey de yoktur. Ortalık fena. Kazan kaynamaya başlayacak yakında. Evet öyle baba. Kahveye gelip gidenlerden işittiklerimden endişe duyarım. Birkaçına cevap verdim. Ama herkes def gibi adam akıllı gerilmiş. Yetişmek ne mümkün. Aman baba sen ne olur kimseye bir şey söyleme. Doğru söylenmesi gereken yerde susmam evlat. Baba. Birkaç çapulcuya pabuç mu bırakacağız yani? O birkaç çapulcu başımıza neler açtı gördün. Haklısın. Ama yine de susmam. Ali ile Yusuf nerede? Civarda iz bakmaya gönderdim. Yapılacak işler var baba. Biliyorsun bana müsaade. Uğurlar ola. Allah atın ayağına taş dokundurmasın. Amin. Böyle bir falakaya çıkardı benim ayakları koydu öyle. Vuruyor nasıl bir vuruyor dedim bana bak dedim. Benim dedim yüzüme iyi bak. Benim dedim yüzümü unutma. Seni dedim bir falakaya ben bir yattıracağım. Sen! O yüzünü saklayan kızılgınlandı değil mi? He? Beni ona götür. Yürü git işine hadi. Bir dakika. Benim işim sesiniz bundan böyle. Çattık ya. Çattın tabii. Hafife alma beni. Göreceksin. Göreceksin. Ya ben bu hanı süpürecek adam mıyım? Ben herifim, kodumu oturturum, ben herifim ya! Yatmayacaksın bre Stavro. Yatmayacağım bre Stavro, sen git yat, yürü. Gündüzün gözüne kırar girdi bir adam, gece gece süpürürsün buraları. Ya, kurban olduğum Rabbim, sen bu avradı bana niye verdin ben? Tövbe anlayamadım ya. Ben senin cennetinde görmek istediğin garip bir kulumum değil mi? Şöyle dedin Zahar, ben Stavro'ya bu avradı vereyim. Stavro sabretsin, sabretsin, bilsin. Yanıma günahsız, pür upak bir şekilde geçsin dediniz ağır baştan. Yapmış Allah'tan da bilmiyorum. Boğacağım ben bu arada. Ne o? Cenk haberi mi geldi? Senin haberin yok mu? Kız kardeşimin eteğine saklanmadan bu işi bitirmeye gidiyorum. Kızıl yılanı almak istiyorsan gel diye pusula gönderdim Murat'a. Delirdin mi sen? Ben delireli çok oldu da sen bunu çok geç fark ettin. Nerede buluşacaksınız? Tepeliğe gidiyorum. Ya teşkilatla beraber gelirse? Murat'ı iyi tanıyorum. Tek gelecektir. Bu oyun çok uzadı. Kellesiyle geleceğim. Hayırlı akşamlar Murat Efendi. Hayırlı akşamlar. Bugün hana bir adam geldi, sana bir pusula bıraktı. Ben de gelirsin diye bekledim. Gelmeyince önemlidir zar diye aldım geldim. Zahmet etmişsin efendi. Gel buyur bari bir yorgunluk kahvemizi iç. Estağfurullah. Şimdi bizim Elizabeth'a soklanır. Hadi işin rast gelsin. Sağ olasın. Hadi. Evladım, kendi başına iş yapma. Sadrazam Paşa'ya bir danış ha. Olmaz. Beni istiyor, besbelli. Başkasıyla gözükürsem karşıma çıkmayacaktır. Gücünü benimle sınayacak. Sefil sürüngen. Yavrum, ikinci defa evlat acısı yaşatma bize. Gitme oğlum, gitme. Hakkını helal et ana. Hakkınızı helal edin. Salih Efendi. Can Seza kızım. Bize dua etmekten başka bir şey kalmadı. gitme.